Sabah kalktım, bir önceki videonun editini yaptım. Akbilim tam basıyor. Evlat acısı, Büşra. Nerede? Water Garden'da Büşra hala bekliyordu. Adı şeyde Water Garden benim şaftayım. Yalan. Ey Ayşe, sen kimsin? Dünya dörtten büyük günah. Ya halancı muhallime diye biri var, onun kanalına bayılıyorum. Arkadaşlar evden kaçtı. Büşra'nın evine geldim. Çok istedi. Haftalardır davet gönderdi. En son artık kırmızı halılar yeni Bosna'ya kadar geldiği için dedim ki kırmızı halı gönderiyorsun ama buraya ben 2 metrobüs 1 otobüs yapıp geliyorum. İşte bunda artık hazır maaş biriken konuşuyor. Ya senin evin ışığı çok güzel şu an. O zaman avize takmayalım Esma. Evet şu an çok iyi. Sabah kalktım. Bir önceki videonun editini yaptım. Ondan sonra okula gittim. Defter doldurdum. Daha sonra da buraya geldim. Zaten anca gün bitti. Resmen şehir arası yolculuk yapmış gibiyim şu an. Evet ya. Kaç saat yoldaydım acaba? Bak evden çıktım. 2:30 gibi çıktım evden. Evet. 5'e doğru da okuldan çıktım. Şu an saat kaç? Okulun kaç saat sürüyor? Şu an saat 19:52. Ya ben aslında oyalandım biraz. Hocalar vardı. Onlarla falan konuşup belge aldım. Öğretmen belgesi aldım arkadaşlar. Çünkü akbilim tam basıyor. Evlat acısı. Büşra. Akbiline şey kanını attın mı? Büşra. Hayır yarın. Aa yarın son. Bugün tanımlatalım. Ona gitmek gerekiyormuş. Kuyruk varmış. Hayır. İnternetten link yapıyorsun. Linkten yapabiliyorsun. Niye bu kadar kuyruk varmış orada? Ben öyle biliyorum. Onlar teknolojiyle ilişkisi olmayan kişilerdir. Belki de bilmiyorlar. Ben öyle biliyorum çünkü. Yanlışım varsa düzeltin diyeceğim ama bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Yanlışım varsa burada kaldım zaten. Hayır. Düşünsene. Bu videoyu paylaşıyorum. Korona bitmiş. Ay ben ama bu bilgiyi veriyorum. Hayır. Yanlışım varsa bitmeyeceğim. Evet ben arkadaşlar bundan sonra böyle. Nasıl ya? Bir otobüs almayacak mı şimdi yarın? Hayır. Yok artık. Gerçekten. Arkadaşlar artık uçak almamın zamanı geldi. Lütfen. Lütfen abone olun. Yeterli abone sayısına ulaşabilirsem şöyle bir 11 milyon falan. Hani belki uçak alabilecek kıvama gelebilir bütçem. Çünkü uçak almadıktan sonra ben bu okul yolunda gerçekten çok fena olurum yani. Seneye eğer okul açılırsa. Yani bu seneyi aklıma çıkarmışım. Ya Büşra ayakkabıyı ne zaman bizde unuttun? Tarih ne zamandı? 2019 muydu? Sanki biz düğünden geliyorduk. Bir şeyin bizim düğününden. Şura geçen sene ayakkabısını bizde unuttu. Çünkü kendisi kül kedisi. Ay o zaman hemen getireyim. Ben pahalı bir şey zannediyordum. Ve bu kadar zaman getirmedim. Şu an koronada ayakkabı istiyor benden. Evde giyecekmiş çünkü. Ya böyle bir Hatice'nin ayakkabısı da bende mesela anladın mı? Benim oldu artık. Bana sonucu söyle. Olayları söyleme. Sonunda ne oldu Hatice'nin ayakkabısına? Ben de şu ayakkabılı gördüm o gün. Ayakkabılıkta gördüm. Hala bende. Abi ama emanet gibi oldu. Nasıl bir zamanda İşte var? Benim oldu artık o. Ben alırken galiba ödünç alıyorumu belirtmeyi unutuyorum. Zihnim onu sahipleniyor yani. Benimmiş gibi oluyor. Kanki hakkını helal edersiniz herhalde bir ayakkabı için. Onu çok severek beğendim. Hani Sırat Köprüsü'nde benim karşıma çıkmasın herhalde Bordo Stiletto'm diye. Esma ben Sırat Köprüsü'nü göremeyebilirim. Sana gelene kadar diyorsun ya. Aynen. Benim orada çok şeyim var. Ya niye şimdi böyle muhabbetler yapıyorsun ki? Biri linç edermiş. İşte siz Sırat Köprüsü'nden geçeceğinizi mi düşünüyorsunuz falan diye. Bu arada Büşra'nın evin anahtarı bende. Neden anahtarla girmedim ki ben? Doğru benim sana ihtiyacım yok. Kanki hamburger yiyeceksin bu makyajlar. Bari kolaları şeye koyalım kadehlere. Hadi bir dakika seni sunmam lazım. O bir. Güldür güldür. Karşınızda vloglarımın aranan yüzü. Saçın falan da başlayacaksın. Büşra güldü. Varmış bu arada. Açmayan bir saçım. Büşra kanalım seni bıraktığın gibi değil. Depresyon şey yapacağım. Şu yapacağım. An aynı Esma bütün gün bende açık. Sürekli modemi resetletiyor bana. Neden?
her abone sayısı, her görüntülerim artsın diye farklı IP'lerden giriyorum sürekli. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum, ne yapıyorsun? Bu da bir reset diyorsun. Farklı IP'ler alsın diye ama çok... Kanka zaman yeni şifre giriyorsun. İşte emeklerimi anlatıyorum. Şehirde bekliyorum. Evet arkadaşlar, Watergarden'da Büşra hala bekliyordu. Ataşehir'de Watergarden'dayım, Kuşak'tayım. Gel beni bul. Karantinaya orada girmişti, ben geçerken onu aldım. Evet. Evet, aynen. Kanki bu. Gerçekten oturdun. Şamba geç yatarken çıkartır. Ya adamın evinin anahtarı bende, hala değil, geç yatarken çıkar. Demişim ki bak, editlerken gördüm. Bu son fast food'u bundan sonraki videoda sağlıklı yaşama başlıyoruz. Vardı? Büşra ne izliyorsun? Ya Halancı Muallime diye biri var, onun kanalına bayılıyorum. Kim ki o? Ya sen tanımazsın. Ama çok komik, çok kafa. Ya şu an televizyona çıktım resmen. Esma sesini duyamıyorum lütfen. Ya şu an ağlayacağım. Işte. Sağlıklı yaşa dedikten sonra ben. Peki sesimin iğrençliği? Yok, iyi aslında. Ya işte herkes mutlu. Herkes çok iyi koşullar altında. Ama içeriği kimse bilmiyor. Bir sonraki videoda sağlıklı yaşama geçiyorum dedikten sonra ben. Evet arkadaşlar, atraksiyon dolu bir sabah. Büşra avizeyi taktı. Arda bu taktı. Fuat takmış halin. İki kabloyu birbirine birleştireceğim şu an. Güldür teoremi. Büşra'nın görevi. Ey Ayşe, sen kimsin? Dünya dörtten büyüktür. Ben avize takmak benim görevim ise bakın ne kadar zorlu bir görev. Eğer Büşra'ya bir şey olursa bu görüntüleri ben çeşitli TV kanallarına satıp köşeyi dönmeyi planlıyorum. Çünkü başka türlü zengin olamayacağım. Şimdi bağlayın diyor. Düşünsene Büşra, bunlar senin son görüntülerin. Esma lütfen. Allah aşkına lütfen. Arkadaşlar bakın, Edison görse gerçekten gözleri dolar. Kalbi sızardı. Bir, iki, üç. Wow. Arkadaşlar bakın, 100 TL vermemek için. Hayır ya, 100 TL vermemek için değil. Bir kızın, bir kadının istediğinde her şeyi yapabileceğini göstermek için bunu yaptık arkadaşlar. Yoksa biz de bilirdik avizeci çağırmayı. Büşra ne hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Bakın az önce avize takıyordum. Şimdi süt kaynatıyorum. Yalnız küçük bir kap değil mi süt için? Kahve edeceğiz. Hepsine tabii ki de süt vermeyeceğim. Biraz da su oldu. Dost sütler de. Setli plan verdim. Ya Duygu Özyaslan'ın öyle bir bölümü vardı. Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle... Ya dışarıya bakın. Tekrardan merhaba.
bu soğukta bu deli dışarıda ne yapıyor diye sorabilirsiniz. Bence de sorun. Ne yapıyorum? Evde çok sıkıldım. Bugün de notları vermem için son gün. Tabii ki her zamanki gibi son günü bekledim. O yüzden dedim ki evde yapmak içimden gelmiyor. Belki dışarıda gelir. Ya şu an köpekler tarafından taciz ediliyorum. Az önce bilmiyorum kameraya yansıdığım bir tanesi Doberman cinsi. Doberman değil mi onların adı? Böyle koşu koşu geldi dedim ki hayırdır bir şey mi diyeceksin? Sonra yüzüme baktı gitti. Az önce kahvaltımı yaptım. Bu arada bunu yine kafamda unuttum. Ben bir kere bunun milyon odasına girdim arkadaşlar biliyor musunuz? Anlamadım yani. Gayet orada söyleyeceklerimi söyledim. Evrak imzalatmam gerekiyordu. Ondan sonra çıktım. Ve o şekilde dolaşmaya devam ettim okulda. Bir süre sonra anladım. Evet şimdi bir sınıfın notlarını verdim. Diğer sınıfını da veriyorum. Ama çok soğuk. Ne zamana kadar burada durabilirim bilmiyorum. Kahve biraz içim ısıttı ama. Normalde tabii ki bizim sınav yapmamız lazım. Sınav notlarına girmem lazım. Sözlü notlarıyla birlikte. Ama içinde bulunduğumuz dönemi siz de biliyorsunuz. O yüzden sınav yapamadık. Sınav tarihlerimizi belirlemiştik aslında. Karantinaya girmeden önceki hafta yapacaktık. Ama karantinaya girdiğimiz için okullar kapatıldı. O yüzden yapamadık. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ikinci dönem açılır mı açılmaz mı bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Tabii ki öngörüm var. Hani bir fikrim var ama bunu burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Bize denilen sözlü notu vermemiz. Neye göre veriyoruz? Derse katılım oranına göre veriyoruz tabii ki. Tabii herkesin kendi göre kıstası var. Bazı öğretmenler sözlü yapıyor. Bazı öğretmenler ödev veriyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardımlaşıyoruz. Yani benim bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak bu dönemde öğrencinin bir nebze olsun yanında olmamız gerektiği. Çünkü zaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Onlar da yeni bir şeye adapte olmaya çalışıyorlar. Onların da hiç öngörmediği bir şey. İçinde bulunduğumuz dönem işte online eğitim, uzaktan ödev yapmak, uzaktan öğretmenleriyle arkadaşla iletişime geçmek. Normalde notable olan bir hoca değilim. Ama bu dönem özgü bir nebze tabii ki normal vereceğimden bir tık daha fazla vermenin öğrenci açısından biraz daha motive edici olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kişiye göre değişen bir mevzu. Her öğretmenin kendi uyguladığı yöntemler farklı. Ben kendi adıma bu şekilde söyleyebilirim. Öyle. Şu an biraz daha devam edeyim çünkü zaman ilerliyor ve sayı saatine kadar bitirmem gerekiyor. Yine tekrar konuşuruz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Çok soğuktu. Söylediğim gibi dayanamadım. Eve geldim. Şu an kalan sınıflarımın notlarını vereceğim. Birkaç ufak işim var. Onu halletmeye çalışacağım. Bir de akşamki ders için bir hazırlık yapmam gerekiyor. Test hazırlamam gerekiyor. Onu yapacağım. Bu arada tabii ki su içeceğim. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlarda bana biraz bahsedin. Öğrenciyseniz tatilde ne yapacaksınız? Planlarınız ne? Öğrenci değilseniz bugünlerde neler yapıyorsunuz? Karantina nasıl geçiyor? İsterseniz biraz sohbet edelim. Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz ya da şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Orada bana yazabilirsiniz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Böylece daha fazla etkileşimde olup aradaki bağın daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. Yani ben en azından o şekilde daha çok zevk alıyorum. Elimden geldiği kadar yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Instagram'dan DM'lere bakıyorum sık sık. Bu şekilde. Thank you.
tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi her mutsuz genç bayanın yaptığı gibi tatlı yapacağız. Evet, bu arada hayatım biraz atraksiyonlu. O yüzden zaman zaman düşebiliyorum. Eğer burayı kadar izlediyseniz lütfen şu an videoyu durdurup benim için dua edin. Arkadaşlar, insanlara hep gülüyor diye onların hayatlarının toz pembe olduğunu düşünmüyorsunuz herhalde. Bizim toplumumuz şuna alışmış. Hep derdini anlatan, sıkıntılarını anlatan insanların bir tek mutsuz olduğunu düşünüyorlar. Gülen, etrafına pozitif enerji yaymaya çalışan insanların genelde hayatlarının dört dörtlük olduğunu düşünüyorlar. Ama bu kocaman bir yalan. Arkadaşlar, yani her insan size derdini anlatmaz. Her insan kendi zaaflarını, kendi kötü yanlarını göstermek istemez. Yani bu insanların hayatlarının çok iyi olduğunu göstermemeli size. Tabii ki zaman zaman şeyle de karşılaşıyorum. İşte ben güldüğüm için mesela bazı insanlarla bunu yaşıyorum. İşte sürekli kendi kötü hikayelerini anlatıyorlar. Kendi işte olumsuzluklarını, hayatlarında başlarına gelen iyi olmayan şeyleri anlatıyorlar. Yani sizin onu sürekli telkin etmenizi istiyorlar. Böyle insanlar var. Böyle insana karşılaşınca yavaşça, yavaş diye bazen çok hızlı bir şekilde hayatımdan çıkarıyorum. Size tavsiyem. Siz de böyle yapın. Çünkü herkesin kendi sıkıntıları var, sorunları var. Bu demek değil ki konuşup dertleşmeyeceksiniz. Hayır, tabii ki öyle arkadaşlarım da var. Ama önemli olan karşılıklı alışveriş. Yani her ilişkide hep bir taraf veriyorsa arkadaşlar, o sağlıklı bir ilişki değil. Bunun adını ister aşk deyin, ister aile ilişkisi deyin, ister arkadaş ilişkisi deyin. Önemli olan karşılıklı güzel bir şekilde alışveriş. Ben de bir yaşıma kadar hep verici taraftım. Ama bir yaşımdan sonra dedim ki yeter. Yeter, yeter. Hayat böyle geçmez. Yani yine buraya nereden geldi? Ya biz en son tatlı yapacaktık. Bu kamerayı açıp konuşmaya başlayınca arkadaşlar bana bir şey oluyor. Evet, ne tatlısı yapacağız? Şuraya sizin için koyacağım. Instagram'da geçen gün, aslında geçen gün değil, bayağıdır bir görüyorum ama Simler Can Polat hikayesini paylaşmıştı. Dedim ki hazır mutsuzu neden yapmayayım? Tam zamanında. Bunun için malzemeleri çok basit. Bir paket marshmallow aldım. Biraz damla çikolata. Ben aslında çikolata parçacı aldım galiba. Evet, damla çikolata da alabilirsiniz. Bir adet de Fetty Bird bisküvi. Sometimes I get a little grainy shade of jealousy. In truth, it's how I know that you're the one for me. And when you're seeing red, come over, we can talk it through. I'll throw a warmer shade on your colder moods. Yeah. Drip, drip in the canvas frame. Take a second to appreciate the beautiful mess we make. I don't wanna paint by numbers. That just ain't the way I wanna love ya. Baby, let the colors. Gerçekten beklediğimden daha iyi olmuş. Ben bu kadar iyi beklemiyordum. Ben geçen videoda sağlıklı beslenmeye başlayacağımı söylemiştim değil mi? Ondan sonraki ilk videoda gerçekten tamamen sağlıksız beslenmem. Arkadaşlar, kendinizi mutlu edin. Eğer hayat sizi mutlu etmiyorsa siz kendinizi mutlu edin. Gerçekten çok iyiyim. Evet, şu an modum inanılmaz yükseldi aslında. Şu an saatlerce konuşabilir gibi hissediyorum kendimi ama bu videoyu yeteri kadar doldurduğumu düşünüyorum. Yani parça parça çektim. Tam olarak ne çektiğimi de hatırlamıyorum ama az önce markete gittim marshmallow almak için. Marshmallow'dan hariç her şeyi aldım diyebilirim. Caddedeki butikten küçük bir alışveriş yaptım. Almak istediğim birkaç parça şey vardı. Gidip gelirken sürekli bakıyordum. Markete giderken de dedim ki tam zamanı. Aslında bu videonun devamında onları gösterecektim size ama maalesef yetişmedi çünkü birazdan online dersime gireceğim. O yüzden onları anlatmak için zamanım yok. Ama aldıklarımı merak ediyorsunuz eğer, bundan sonraki vlog'a koyarım. Evet arkadaşlar, yani insan her zaman mutlu olmuyor. Normalde ben etrafıma enerji veririm ama bu aralar gerçekten benim enerji alma ihtiyacım var. İnanın, yazdığınız mesajları okumak gerçekten beni çok motive ediyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Bu arada arkadaşlar 2000 aboneye az kaldı. Instagram'dan da söylemiştim. Bu arada beni takip etmiyorsanız Instagram'dan buradan ulaşabilirsiniz. 2000 aboneye özel çekiliş yapacağım. Bundan sonraki kaçıncı videoda gelir çekiliş postu bilmiyorum ama videolarımı takip ederseniz eğer yakın zamanda çekerim mutlaka. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayın. Ve dilerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir bak, kendim bakmam lazım. Kendiniz... Bir de ağladım mı? Kesinlikle makyaj yapmam lazım. Durdu. Şey diyormuşum. Evet arkadaşlar, eğer eski abonelerden diyorum sanki 2 yıldır kanal açık. En son senin videonu çıkarken bakayım. Esma, önü böyle kuyruk olmuş. Nerenin önü? İgdaş. Kanki evet. Bu Reşat kim biliyor musun?
Ben hiç bakmadım ona. Yasemin'in eski sevgilisi. Sakallı oğlu. Evet. Ayrıldı mı onlar? Hayır, o şimdiki çocuktan önceki. Aa. İlk böyle meşhur olduğu zamanlar. Aa. Saçım ne kadar uzadı bu arada, farkında mısın? Çok Rapunzel olmuşsun şu an. Evet. Şurası koptu, bunun adı ne? İlk kordon. Kordon bölüm. Şu an takipçi azaldı. Ciddi olayım. Büyüme geliyor bana da böyle yerlerde ya. Kanki televizyona çıktım. Şu an televizyona çıktım. Böyle bir açılış müziği. Bir dilerseniz kanalıma abone olmayın.